Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: Ben ve ümmetimin muttakileri tekellüften, içten gelmeyen ve zorla yapılan işten beridirler. Allah'ın emri gereğince hareket eden muttaki, zorlamaya hacet kalmadan kulluk vazifesini yapar. Çünkü ibadet, Allah'a kulluk, onun ruhuna sinmiştir. İmanı tam olan dışı ile içi ile tam kuldur. İçi bozuk münafık her işi güçlükle yapar. İbadet faslına gelince ondan daha tembeli bulunmaz. Şayet bir ibadet yapacak olsa dıştan zorlama ile yapar. İçi ise tam bir fesat halindedir. Bir türlü imanlı zümreye katılmak istemez. Münafık için sözlerimiz biraz uzasa desem yersiz olur. Ne diyelim? O kendini her zaman belli eder. Her şey yine bir şey için yaratılır. Yerine göre söz edilir. İşe göre adam, cenk için kahraman yaratılmıştır. Ey münafıklar! Bulunduğunuz halden dönünüz. Bu kaçak halinizden vazgeçiniz. Halinize şeytan da gülüyor. Neden şeytanı güldürüyorsunuz? Size ayıp değil mi? Siz böyle yaptıkça şeytan neşeleniyor. Siz bu durumda ne yapsanız makbul olmaz. Çünkü kıldığınız namaz halk için. Tuttuğunuz oruç yine halk için. Hiçbiri hak için değil. Hep işleriniz böyle. Sadaka verseniz halktan fayda umuyorsunuz. Bir düşküne zekat verseniz karşılığında onu çalıştırmak dilersiniz. Siz alnına kötü damga vurulacak insanlarsınız. Ne çare ki bu alemde hatalar gizli kalmaya mahkum. Yakında canınız cehenneme girer. Hiç üzülmeyiniz. Kurtulmak isterseniz derhal peygambere uyun. Sakınınız. Dinde icat çıkarmaya kalkmayasınız. Yaparsanız kızgın ateş sizi bekliyor. Cehennemin zemin katına siz gireceksiniz. Özür dileyin. Yaptığınıza pişman olun. Geçmişteki büyüklerin yolunu tutun. Doğru yolda yürümeye alışın. Bu yolda yabancılara benzemek yoktur. Bu yolun sağlam ve gerçek yolcuları hep birbirine benzerler. Yalnız peygamberin adetlerine uyarlar. Bu yolda ne zor vardır ne de fıtri hallere aykırı bir hareket. Akla ve düşünceye hükmeten bir dinden daha iyisi olur mu? Olsa da onun gibi olur. Sizden önce gelenleri bir hakkın yetiştiren bir din sizi neden yetiştirmesin? Onlar sizden daha bilgisizdi. Akılları sizin kadar iyi seçemiyordu. Ama onlarda manevi çöküntü yoktu. Manevi çöküntü sizleri yıktı, berbat etti. Maddi olan her şeyin iyisini ararsınız. Manevi olunca durmaz, kaçarsınız. Aklınız gözünüzün gördüğünü kabul ediyor. Görmediklerinizi hiç kabul etmiyorsunuz. Ama işinize gelen olursa kabul etmekten de dönmüyorsunuz. Birine bir kuruş versen gelecek milyarı beklersin. Bu nasıl olabilir? Olmayacak iş için kesenizi sonuna kadar açarsınız. Ama icabında Kur'an okur, onun emirlerini dinler, sonra da böyle şey olmaz der, geçersiniz. Sebebi işinize gelmiyor. Ne var ki kafan kuru tahtaya deyince hepsini daha iyi anlarsın. Yazıktır. Kur'an'ı ezber ediyor, sonra onun buyurduklarını tutmuyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adetleri hep ezberinde ama onun yaptığını yapmaya bir türlü yanaşmak elinden gelmiyor. Neden? Bu halinle ne olmak ve ne yapmak sevdasındasın. İnsanları iyiliğe çağırıyorsun ama kendin yapmıyorsun. Kötülüğü onlara anlatırken en fenasını yapıyorsun. Allahu Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyurur: Allah katında ceza büyüdü. Neden yapamayacağınızı dediniz? Neden sözle iyi, işe gelince ihtilaf? İman iddiası yaparken imansız bulunmak seni utandırmıyor mu? İman sahibi her şeye göğüs gerer. İman budur. Her ağırlığı imanımız yüklenir. Tuttuğunu yere vurur. Cenklerde bahadırlık gösteren imandır. Yoksa maddi varlık değildir. İman elindeki fani şeyleri bir yana atar. Dünyalığı Allah yoluna serper. İmansızlık şeytan yolunda mal sarf eder. Nefsin ve kötü arzunun şerefine varını vermekten çekinmez.
İmana sahip olandan iyilik çıkar. İmansızdan ise fenalık hasıl olur. Hakkın kapısını yitiren, halkın seçtiği yola oturur. Onların elindekine koşar. Hak yoldan şaşan ve sapan, halkın yolunu keser. Allah bir kimse için hayır dilerse, halkın kapısını ona kilitler. Onların iyiliğini keser. Bu sebeple okul da hakka koşar. Bucaklardan haz alır, deniz sahilinde dolaşır. Hiçbir şeyi olmayanı bırakır, her şeyi olana gider. Yazık sana! Kıştır diye susuz yerde duruyorsun. Yakında yaz gelecek. Yanınızdaki sular çekilecek. Deniz sahili sana kalmayacak. Sen az zarara tahammül edemediğin için sıcakta perişan olacaksın. Kışın olduğu gibi yazın da deniz kenarında kalsaydın bu hale düşmezdin. Allah ile ol. Aziz olursun. Zenginlik ve sultanlık bulursun. Bütün sultanlar sana gelir. Herkesin hakkı aparan delili olursun. Bir kimse Allah ile zengin olursa her şey ona muhtaç olur. Bu anlatılanlar süsle, temenni ile ele geçmez. Gönülde olan bir cazibe ile gelir. Bunu da amel getirir. Doğrusu budur. Ey evlat! Şiarın sessizlik olmalı. Varlığına hakim olarak sükutu libas gibi giymelisin. Bütün arzun halkın şerlilerinden kaçmak olmalı. Hatta bütün yaratıkları birden bırakmalısın. Bu hali kazanmak için yere sığınak eşip girmek gerekirse yap ve orada gizlen. Bunu adet edin ta ki imanın ölmesin. İkan halin kuvvet bulsun. Doğruluk kanatların böyle açılır, gelişir. Kalp gözlerin de görmeye başlar. Varlığın genişler. İlahi bilginin boşluğunda uçmaya başlarsın. Şarkı, garbı, denizi, deryayı gezersin. Sahilleri ve dağları dolaşırsın. Semaya yükselirsin. Yere iner, sessiz gezersin. Çünkü himmetin yücedir. Arkadaşın büyüktür. İşte bundan sonra dilin çözülür. Sözlerin anlaşılır. Sessizlik libasını çıkarır, atarsın. Halktan kaçmana artık lüzum kalmaz. Sırrınla halka gidersin. Onların derdini iyileştirecek bir tabip olursun. Sen bizzat onlara şifasın. Senden zarar beklenmez. Onların azlığı, çokluğu senin için bir mana taşımaz. Seni övmeleri, kötülemeleri bir kıymet teşkil etmez. Aldırma. Artık işi nereye bırakırsan orada bulursun. Çünkü Mevla ilesin. Rabbin sana yardımcıdır. Ey cemaat! Size Halik'i anlatıyorum. Onu iyi bilin. Onun huzurunda edepli olun. Kalbiniz ondan uzak kaldığı müddet edepli ve terbiyeli olun. Siz ona karşı edepli davranmıyorsunuz. Bu da geçer. Ama kalbiniz onu tam bulunca. Bu iş kolay olmaz. Siz zorla yapmalısınız. Onun hikmeti kalbinizi doldurunca zaten edepli olursunuz. Onun nuru gözünüzü doldurduğunda isteseniz de önüne bakarsınız, istemeseniz de. Padişah ata binince sokakta oynaşan yavruların sesi kesilir, bilmez misin? Padişah saraydan çıkıncaya kadar bağırırlar. O çıkınca suspus olurlar, edep perdesine bürünürler. Çünkü padişah huzurunda bulunuyorlar. Bazısı da hemen padişahın göremeyeceği bir köşeye kaçar. Halkın maddi yararını umarak onlara dönmek, haktan yüz çevirmek olur. Haktan başka her neye gönül kaptırıyorsan, onlar senin için put sayılır. Onları bırakıp hakka dönmedikten sonra sana kurtuluş yoktur. Halkı iyilik ve kötülük babında hemen terk et. Onları hiçbir şey için güçlü görme. Sizleri hastalığı içinde saklı sağlar olarak görüyorum. İhtiyaç içinde çırpınan zenginlere benziyorsunuz. İçiniz ölü, dışınız diri. Haddi zatında yok olmanıza rağmen kainata sığmayan varlık taşımak istiyorsunuz. Hak'tan uzaklığınız daha ne kadar sürecek? Ne zamana kadar ondan kaçacaksınız? Ne zamana kadar dünyayı yapıp öbür alemi yıkacaksınız? Her birinizin ancak bir kalbi vardır. Nasıl ona iki şeyi sığdırabiliyorsunuz?
ona hem hak hem halk sığabilir mi? Bunlar nasıl olabilir? Biri girince öbürü kaçar. Olmaz dersen yalan dersin. Yalan ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu şu hükmü giymiştir. Yalan imanı kaçırır. Her kap içindekini sızdırır. Yaptığın iş inancına delildir. Dışın için gösterir. Bazı büyükler dış için örneğidir derler. Hak ehli yani Allah'ın has kulları seni çabuk anlar. Onların birine düşersen edepli ol. Onu karşılamadan önce günahlarına tevbe et. Onların yanında küçüldüğünü bil. Onlara tevazu göster. İyi kullara gösterilen tevazu Allah için olur. Bir kimse Allah için kendini engin gönüllü ederse Allah onu yüceltir. Senden üstün herkesin yanında edebini iyi et. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Bereket ve bolluk büyüklerinizin bulunduğu yerdedir. Peygamberimiz bu kelamı ile yaş büyüklüğünü kastetmiyor. Allah'ın emrine uyulmadıktan sonra yaş büyüklüğünün bir önemi olmaz. Büyük denince yaşı olgun, başı dolgun olmalı. Allah'ın emrini tutmalı, yasak ettiği şeylerden kaçmalıdır. Kitaba, sünnete göre iş tutmalıdır. Yoksa birçok yaşça büyükler vardır ki onlara selam vermek bile caiz değildir. Yüzünde bereket değil, bilakis şer vardır. Büyükler Allah'ın emrine göre yürürler. Yasak şeylere bakmaktan çekinirler. Bildikleriyle amel ederler. Yaptıkları işe riya karışmaz. Büyükler saf olur. Allah'tan gayri varlıklardan kaçar. Büyükler saf kalbe sahiptir. Allah'ı içinden kopup gelen nurla bilir. İlim sahibidir. Her kim ki kalp bilgisine sahiptir, o hakka yakın olur. İçinde dünya sevgisi olan kalp Allah'ın nuruna karşı perdedir. Ahiret sevgisine düşen kalp Allah yakınlığından perdelidir. Dünyayı sevdikçe ahiret sevgin azalır. Ahireti sevdikçe Allah'a rağbetin azalır. Değerinizi bilin, nefsinizi koruyun. Allah'ın düşürmek istemediği derekeye düşmeyin. Bazı büyükler şöyle der. Bir kimse kıymetini bilmezse kader ona bildirir. Kalkacağın yere oturma. Bir yere girersen oturmayacağın yere koşma. Ev sahibinin istediği yerden başkasına oturamazsın. Dilediğin yeri sana vermezler. Diretecek olursan kolundan tutar, tekme ile dışarı atarlar. Ey evlat! Bilgi edinmekle, kitapları ezberlemekle ömrünü harcadın. Ama öğrendiklerinle amel etmedin. O bilgi sana nasıl yarar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. Yarın kıyamet olduğunda Allahu Teala şu hitapla tecelli eder. Ey peygamberler ve alimler! Siz halkın idarecileriydiniz. Onlara ne gibi işler yaptınız? Sonra padişahlara döner, siz de hazinelerime sahip olmuştunuz. İhtiyaç sahiplerini kolladınız mı? Kaç yetime baktınız? Onlardan hak ayırıp gereken kimselere verebildiniz mi? Ey cemaat! Peygamberimizin öğütlerini tutmanız lazım. Onun emirlerine kendinizi verin. Kalbiniz ne kadar karanlık. Halkın kararmış kalplerini bana bildiren Subhan'dır. Her ne zamanki uçmak isterim, kader makası kanatlarımı keser. Ama ben tesellimi bulurum. Nasıl tesellimi bulmam ki? Her zaman sultanımın katında yaşarım. Ey münafık, veyl sana gelsin. Buradan çıkıp gitmemi istiyorsun. Şuradan ayrılsam yer parçalanır. Bütün varlığınız parça parça ayrılır. Sözler başkaya çevrilir. Allah'ın azabından korkarım. Bana acele etmek yakışmaz. Ben koşucu değilim. Kaderimi bekliyorum. Kader bana bir pencere açmıştır. Oradan seyrederim. Her olana ve sahibine teslim olurum. Allah'ım bize selamet ver. Yazık sana. Benimle eğleniyorsun değil mi? Halbuki ben hakkın kapısını tanıyorum. Halkı oraya götürüyorum. Yakında halini görürsün.
Yukarıya bir karış yükselseniz dibe doğru bin misli inersiniz. Yakında Allah'ın belasına kavuşacaksınız. Onun azabı sizi dünyada tutacak. Ahirette de yanacaksınız. Zaman gebedir. İçindekini en kısa zamanda görürsünüz. Beni Hakk'ın eli tutar. Bir kere dağ olurum, birden zerre kadar küçülürüm. Bir kere deniz kesilirim, sonra döner damla olurum. O el beni birden güneş eder, sonra da bir ışıltı haline getirir. Şimşek de olurum, gece de olabilirim. Gündüze de dönerim. O her gün bir şan alır. Bu laf sizedir. Sizden olmayanlar bunu an olarak tabir ederler, öyle anlarlar. Ey evlat, gönlünün geniş, kalbinin hoş olmasını istersen halkın dedikodusunu işitme. Onların sözlerine bakma. Onlar yaratanlarına bile laf atıyorlar, bilmiyor musun? Senin ne önemin olur? Yaratanına kafa tutmak isteyen senden memnun olur mu? Görmüyor musun? Onların çoğu ne iman bilir, ne aklını çalıştırır, ne hakkı görür, ne de doğruya gider. Durmadan yalan söyler ve daima inkar yoluna saparlar. Hak'tan başkasını tanımayanlara uy. Onun gayrini bilmeyenlere tabi ol. Asıl insan onlardır. Onlar asıldan ayrılmayan bir topluluktur. Allah'ın hoşnutluğunu dilersen halkın eziyetine razı ol. Sabret. Allah birçok şeyler tecrübe eder. O şeylerin hemen hepsi kulların eliyle gelir. Sabırlı ol, üzülme. Allah'ın adeti böyledir. Sevdiği kullara imtihan yolunu açar. Kim kazanırsa başarı ondadır. Yollar sevdiklerine zaman zaman kapanabilir. Her şeyle mihnet ve bela gelir. Dünya onların başına bela olur. Arştan yerin altındaki şeylere kadar her şey onları üzer. Böylece mevhum varlıkları erir. Eriyince hakkı bulurlar. Onunla olurlar. Yeniden yaratılmışa dönerler. Allahu Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyurdu. Sonra biz onu yeri bir yaratılışla yaptık. Yaratıcıların en güzeli büyüktür, hoştur. Büyükler birinci yaratılışta birdirler. Herkes gibi yaratılmışlardır. İkinci yaratılışta ayrılırlar. Bu yaratılış diğerine benzemez. Birinci mana değişir. İkinci yaratılışta her şeyden ayrı bir manada kul olurlar. Aşağılık derece yücelir. Ruhani ve Rabbani aleme geçilir. Halkı gafil görünce onun kalbi daralır. İç aleminin kapısını kullara açmaz. Bu halinde her şey onun için birdir. Dünya ile ahiret, kainat ve içinde yaratılmış olanlar onun için tek varlık olur. Bunları tek varlık olarak gördükten sonra sırrını açar. Hepsini yok ettirir. Yani iç aleminde kaybeder. O dem kudret alemi zuhur eder. Musa'nın aleyhisselam asası da aynı vazifeyi yapmıştı. Allah Sübhan'dır. Dilediği kimsenin eliyle arzu ettiği şeyde kudretini ishar eder. O gün Musa aleyhisselamın asası sihirbazların iplerini yutmuştu. Ne ipler ortada görünür oldu, ne de asada bir şişkinlik. Allah bununla hikmetini değil, kudretini göstermek istiyordu. Sihirbazların yaptığı hikmet ve geometrik problemlere dayanıyordu. Ama Musa'nın yaptığı Hakk'ın kudreti icabı idi. Bütün adetleri ortadan kaldırıyordu. Bunu sihirbazların başkanı sezmişti. Arkadaşlarından birini çağırdı, Musa'nın yanına gönderdi ve "Git ona bak, yaptığı işteki durumu nedir?" dedi. Gitti, şu neticeyi getirdi. Musa'nın rengi değişiyor. Asayı haline bırakıyor, yapacağını yapıyor. Başkan düşündü. Bu Allah'ın işidir. Musa bunu yapamaz. O sihirbaz ve sanatkar da değildir. Olsaydı yaptığına güvenirdi. Rengi değişmezdi dedi. Sonra bütün sihirbazlar Allah'a iman ettiler. Ey evlat, hikmet alemine, kudret iline ne zaman gireceksin? Yaptığın iş seni ne zaman kudret kapısına aparacak? İhlasın seni ne zaman onun yakın iline götürecek? Ve ne zaman marifet güneşi sana doğacak? İyilerin ve kötülerin kalbini onunla göreceksin. Ondan gelecek bela seni ürkütmesin. Bu yüzden haktan kaçma, seni tecrübe eder.
sebeplere bağlanıp onun kapısından kaçıp kaçmayacağını öğrenmek ister. Bela seni bulduğu zaman iç aleme mi geçiyorsun yoksa dış tesirleri mi biliyorsun? İdrak edilenlere mi gidiyorsun yoksa bu aklın sezemediği öte varlıklara mı dalıyorsun? Görüleni mi tutuyorsun, görülmeyeni mi? Allah'ım bizi bela ile deneme. Bize belasız yakınlık ver. Bize yakınlık ve lütuf ihsan eyle. Ateş afetini göstermeden yakınlığını nasip eyle. Şayet afet mukadderse bizi semender gibi kıl. O ateşle beyazlanır, yanmaz, bilakis rahat eder. Bela halimizi İbrahim aleyhisselamın ateşine çevir. Ona yaptığın gibi bize verdiğin ateş de olsa içinde yeşillikler olsun. Bizi bütün varlıktan müstağni eyle. İbrahim peygamberi de öyle eylemişti. Bize ülfetini ver ve bizi onu esirgediğin gibi esirge. Amin. İbrahim aleyhisselam yora girmeden önce can arkadaşını bulmuştu. Varlığını daima esirgeyecek komşuyu bulmuştu. Arkadaşı buldu, sonra yola çıktı. Komşuyu seçti, sonra eve taşındı. Hastalık gelmeden önce tedavi yollarını aradı, buldu. Bela gelmeden sabrı öğrendi. Hüküm verilmeden önce uymayı bellemişti. İbrahim aleyhisselam sizin manevi babanızdır. Ondan yol, erkan öğrenin ve ona uyun. Onun sözünde ve işinde binlerce hikmet vardır. Bela denizinde ona lütuflar veren Sübhan'dır. O denizde yüzdüren ve kuvvet elini ondan kesmeyen büyüktür. Allah büyüktür. İbrahim peygamberi düşmana gönderdi. Halbuki düşman atlı o yaya idi. Elini arkasına bağladı, yücelere çıkmasını diledi. Halkı yemeğine çağırdı. Halbuki kendinde ancak bir günlük yiyeceği vardı. Bunlar gizli ve büyük lütuflardır. Ey evlat, Allah'a kul ol. Kader geldiği zaman susmayı adet edin. Bu halde nice hikmetler sezeceksin. Hekim Kalinos'un bir çırağı vardı. Ona zahmetli hayli çok işler yaptırdı. Çırak sesini çıkarmadı, alacağını aldı. Bunu duymadın mı? Hekim oldu. Bütün bilgileri ezber etti. Yaptığın hezeyan karşısında ilahi hikmetler sana varmaz. Her şeye muteriz ol. Hakla nizaya koyul, sonra da hikmet bekle. İşte bu olmaz. Allah'ım bize uymayı nasip et. Münazaayı bıraktır. Dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi ateşten sakla. Amin.